izleyicilerimiz, yanımda medikal estetik doktoru Suada Gasimova var. Suadacığım hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Çok hoşsun. Çok teşekkür ederim. Siz maşallah de çok, çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Botoks nedir? Bazen bu zehirdir, yılan zehiridir diye düşünülen botoksun vücuda yan etkisi var mıdır? Botoksun günümüzde kullanılan Sağlık Bakanlığı onaylı bir ilaç sektörüne girdiği için herhangi bir yan etkisi yoktur. Tabii bunların hepsinin bakanlıktan geçmesi gerekiyor. Vücuda herhangi bir yan etkisi yoktur. Fakat botoksun yılan zehri veya zehir olarak bilinme sebebi iki sebepten dolayı biliniyor. Bir, aslında tıpta kullanılan Clostridium botulinum adlı bakteriden üretilen A tip toksindir. Vücuda zararı olan bu tip toksin değil. Fakat B tip toksini gerçekten zehirli bir toksindir ve bu tıpta kullanılmıyor. Bu zehirli olduğu için bazen kaçtırabiliyor. Bu yüzden botoksa bir zehir olarak değerlendirebiliyor. İkinci bir sebebi, kim zaman botoksların farklı yan etkileri görülebiliyor, alerjik yan etkiler görülebiliyor. Tabii ki de günümüzde kullanılan botokslarda bunlar yok. Ama bundan dolayı da bir zehir olarak maalesef ki değerlendirilebiliyor. Peki terleme botoksu kimlere uygulanır? İki halde uygulanır terleme botoksu. Bir, aşırı terleme olan insanlarda, hiperhidrozis dediğimiz hastalıklarda avuç içi, ayak tabanı, koltuk altı bölgesine uygulanıyor. Veya aşırı elleri, avuç içi terleyen kişilere uygulanabiliyor botoks. Ayak tabanına da uygulanabilir. Veya sadece terlemeden rahatsız olan kişilere yaz döneminde özellikle uygulanıyor. Tamamen terlemeyi engellemek için, yani yaz döneminde geçici bir süre için. 3-4 ay süresinde 4 ile 6 ay arasında engelliyor. Fakat tabii düzenli gelinmesi gerekiyor. Çünkü kendi şeyi var botoksun. Özellikle koltuk altına daha yüksek ünite botokslar kullanıldığı için bunların tabii kalıcılığı 6 aya kadar bir kalıcılığı var. Fakat yüz bölgesinde uygulanan botoks, yüz nitelik botoks olduğu için bunların yaklaşık 120 günden daha fazla bir kalıcılığı yoktur. Ama bunların sürelerini kısaltmamak gerekiyor. Çünkü bu da vücutta bir antikor oluşturabiliyor. Peki botoks cilt gençleştirmek için kullanılıyor. Bunu böyle biliyoruz. Gerçekten cilt kalitesini aynı zamanda arttırır mı? Botoksun yüz germede herhangi bir etkisi var mı? Şimdi botoks mimik kırışıklıkları çözmek için, kalıcı kırışıklıkları çözmek için kullanılan bir toksindir. Kalıcı bir etkisi yoktur. Fakat o hareketleri kısıtlandığı zaman ciltte bir parlaklık oluşuyor. Bu da aslında evet botoksun bir nevi cilde parlaklık verdiği için yüzün özellikle üst yüz bölgesinde kullanıldığı zaman cilt kalitesini arttırmasına yönelik bir takım çalışmalar var. Ama yüz germede botoksun herhangi bir şeyi yoktur. Mezobotoks denilen uygulama var 600 bölgesinde. Minik dozlarla yapılan bir uygulamadır. Normalde 600'de uygulanmıyor. Fakat bazı nazolabiyal kıvrımlarda kullanılan bu toksin aslında nerelere? Çizgileri, ağız kenarı çizgilere kullanılabiliyor. Normalde göz altına uygulanmayan bölgelere de minik minik dozlarda yine kullanılabiliyor. Ve bu da gerçekten kasa direkt enjekte etmemek şartıyla, yani cilt altına yaparak, çünkü normalde botoksu biz kasın içine yapıyoruz. Ama cilt altına yapıldığı zaman bu herhangi bir yan etki oluşturmadan mezobotoks denilen bir yöntemle, tabii daha düşük sulandırmayla, normal sulandırmayla değil, mezobotoks yöntemiyle bu kırışıklıkları açabiliyor. Fakat herhangi bir yüz germede bir etkisi yoktur botoksun. Peki botoksun yüzde şişme, dolgunluk, alerjik şey yani olabilir mi etkisi? Az önce dediğim gibi günümüzde kullanılanlarda yok ama bazen alerji oluşmuş. Tabii bu zaman hangi ürünün kullanıldığına dair bilgiler toplamamız gerekiyor ki bunu bazen alamıyoruz. Bu bilgiler olmuyor bizde. Böyle bir normalde bakanlık onaylı toksinlerin böyle bir yan etkisi yok botoksların. Göz kapaklarında şişme yapıyor. Bu ne zaman yapıyor? Aşırı doz uygulanması zamanı alın bölgesinde özellikle. Kasların aşırı gevşemesine bağlı olarak kaşlar birazcık daha aşağıya iniyor. Evet. Ve bu kaşlar aşağı indiği zaman göz kapaklarında, yani kaşların altında böyle bir şişkinlik tarzı yüz ifadesi oluyor. Bu 2-4 haftaya kadar geçebiliyor eğer çok aşırı bir doz kullanılmadıysa tabii ki de. Fakat tabii ki de çok yüksek, üniteli yüksek dozda kullanıldıysa maalesef burada artık botoksun geçmesini beklemek gerekiyor. İkinci bir sebebi, botoksun içeriğinde insan albümini denilen maddenin aşırı kullanılması zamanı oluyor. Yine de günümüzde kullanılan botoksların 500 mikrogramdan daha fazla bir konsantrasyonu yok. Ama albümin kendisi botoks içeriğinde botoksun kaslardan çok fazla yayılmasını engelliyor. Çünkü hücre içi basıncı dengeliyor. Bu yüzden botoksun içinde kullanılması gerekiyor.
Bunda aşırı doz aşımı zamanı maalesef, evet, bu da şişkinliğe sebep olabiliyor. Bu yüzden kullanılan ürünlere mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Peki botoksun açamadığı kırışıklıklara ne yapıyorsun? Dolgu mu yapıyorsun? Nasıl açıyorsun? Şimdi yüzün bazı bölgelerinde, evet, botoksun açamadığı kırışıklıklara dolgu yapılıyor. Fakat yüz bölgesinde riskli alanlar var, özellikle kaş ortasında bulunan alanlara. Dolgu uygulaması yasak. Çünkü kanlanma, damarlanma, sinir yapısı. Nerelerde dolgu olmalı? Özellikle kaş ortasında çok fazla geliyor. Ve dolgu alın bölgesinde olmamalı. Hayır. Alın bölgesinde ne dolgu olmamalı? Çünkü bu alın bölgesi gerçekten çok riskli bir alanda ve ilerleyen dönemlerde dolgu yapıldığı zaman bu aşağıya iniyor. İnebilir. İndiği zaman evet yer değiştiriyor. Özellikle alın bölgesinde kullanılan dolgular yer değiştirdikçe kaşların üzerine doğru inebiliyor. Bu yüzden alında kesinlikle dolgu kullanılması, botoksun açılmadığı kırışıklıklarda dolgu kullanılması yasak. Bu zaman diyoruz. Gençlik aşıları çünkü kendi içeriğinde bir nevi mezoterapiden farklı olarak, aslında bunlar da bir mezoterapi altında geçiyor ama içeriğinde çok yüksek dozda su tutma yeteneğine sahip. Bunlar enjekte edildiği zaman hem hyaluronik asit hem amino asitlerin sayesinde kendi içeriğinde yüksek dozda normal hyaluronik asitten farklı olarak daha fazla su toplayarak bu kırışıklıkları açıyor. Kaş ortasında açıyor. Bazen göz çevresinde de botoksun açamadığı kırışıklıklara yapılıyor. Çünkü çok dirençli çizgiler oluyor göz çevresinde, özellikle kaz ayaklarında. Oturmuş, yani statik kırışıklıklarda gençlik aşıları çok etkili bir yöntemdir. Üzgün yüz ifadesi, marionet çizgileri, ağız kenarında bulunan kıvrımların çözümüne ne yapıyorsun? Botoks bunları çözer mi? Botoks tam olarak çözmez. Botoks sadece kas gevşetici bir etkisi var botoksun. Eğer bu bölgede kasların kasılmasına bağlı olarak bir üzgün yüz ifadesi varsa açmaya çalışıyoruz. Ama tek başına botoks bir seçenek değildir. Germe yöntemlerine geçiyoruz. Mesela ip askılama yöntemlerine alt yüz bölgesinde geçilebilir. Alt yüz bölgesinde dolgu uygulamaları yapılabilir. Ama tabii burada teknik de çok önemli. Burada daha çok dolgunluktan ziyade yüz germe tekniği olarak kullanılan dolgular. Mesela bazen şöyle bir şey duyuyoruz. İşte şurama da aynı dolguyu burama yapın, şurama yapın, işte kaldıysa şurama yapın diye. İstiyorlar. Ama tabii ki de yüzün tüm bölgelerine farklı dolgu ürünleri kullanılıyor. Farklı çapraz bağlı hyaluronik asit bazlı maddeler kullanılıyor. O yüzden aynı yere veya farklı yerlere aynı dolgu kullanmak, yani doğru bir seçenek değildir ve kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Üzgün yüz ifadesinde bazen dudak dolgusuyla da bunu giderebiliyoruz. Çünkü dudağın aşağıya doğru sarkması, aslında dudağı kıvırmakla da bu üzgün yüz ifadesini yukarıya doğru gelmiş oluyoruz. Eğer ki marionet çizgileri yoksa. Marionet çizgilerini hem alt yüz uygulaması hem de ip askılama yöntemleriyle de gidermek çok iyi bir seçenektir. Peki kombine yüz uygulamalarında vaka seçimini nasıl yapıyorsun? Bunu bir yüz üzerinde anlatacak mısın? Evet. Evet. Buradan birini mi alalım yoksa? Alalım, sizi alalım. Gel Ahsen. Şimdi kombine yüz uygulamasında bakalım Suada Gassimova nasıl bir şey tavsiye edecek? Şimdi önceliğimiz her zaman söylediğim gibi, şöyle alalım size. Önceliğimiz her zaman dediğim gibi cilt kalitesini iyileştirmek. Yani biz aslında cilt kalitesini iyileştirmeden herhangi bir dolgu uygulaması yaparsak hem memnuniyet oranımız çok düşük oluyor hem de istediğimiz sonucu varmamış oluruz. Mesela Aslan Hanım'ın yüzünde oturmuş, yani statik kırışıklıklar var. Bu kırışıklıklara öncelikle saten dolgu dediğimiz ürünle müdahale etmiş. Saten dolgular da alın bölgesinde, göz çevresinde, yüz bölgesinde hem yüz germe yeteneği var, hem tek uygulamada yapılıyor. Aynı zamanda cilt kalitesini tek seferde iyileştirme etkisi var. İlk önce saten dolguyla yüz bölgesine tek seansta, siz şöyle dönün, şöyle görsünler size. Yüz bölgesini, hatta güldüğünde şu kısımlarda saten çizgiler. Saten dolgu nedir Suadacığım? Merak dolgu, ettiler şu an. Saten dolgu hyaluronik asit bazlı bir dolgudur fakat yüze bir dolgunluk ifadesi vermiyor. Saten dolgu içeriğinde gençlik aşıları gibi aslında bir nevi bir gençlik aşısıdır fakat İçeriğinde hyaluronik asit yine de yüksek dozda su tutma yeteneği olduğu için cilde hem ışıltı veriyor, aynı zamanda botoksa uygulanamadığı çizgileri uygulanarak tüm yüze uygulanabiliyor. Hem yüz hem alın. Aslan Hanım'ın alın bölgesinde de kırışıklıklar var çünkü. Sağ olun. Aynı zamanda aynı zamanda boyun bölgesinde de sarkmaları toparladığı için
önceliğimiz cilt kalitesini iyileştirmek oluyor. Zaten dondurma mezoterapi işlemlerinden ne farkı var? Bunlar hepsi mezoterapi başlığı altında toplanıyor aslında. Cildin orta tabakasına uygulanan tüm dolgular, tüm ürünler bunlar hepsi mezoterapi başlığı altında. Fakat biyorevitalizasyon dediğimiz ürünler, yani saten dolgu, gençlik aşıları gibi ürünler, bunlar içeriğinde mezoterapide farklı yöntemler kullanılıyor. Mezoterapi hem gıdı germede kullanılıyor, hem yağ eritmede kullanılıyor, vücudun tüm bölgelerinde kullanıldığı için biyorevitalizasyon bir nevi cildin sadece cilt kalitesini iyileştirmesine, hatta belli noktalarına uygulanarak, yüzün asıcı bağlarına uygulanarak yüz germede kullanılan ürünlerdir. Saten dolgu da biyorevitalizasyon yöntemin içeriğine girerek cilt kalitesini iyileştiriyor. Botoksun açamadığı kırışıklıklara yapılıyor ve artık ilk seanstan sonra kişi ikinci seansta geldiğinde ciddi anlamda. Fakat burada üst yüz bölgesinde kesinlikle, hatta burada da bizim kaş ortasında birazcık çizgimiz var. Bu oturmuş çizgidir ve az önce söylediğim gibi buraya dolgu değil. Önceliğinde botoksla açılabildiği kadar tabii açtıktan sonra gençlik aşısı uygulanarak yüzün bu ifadesini gidermiş oluyoruz. Hafif kaşları da botoksu yukarı, tabii kaşları kaldırdığımız zaman özellikle çok yüksek kaşlara olmaması gerekiyor. Çok bazen çok yukarıya, onun da tabii doz ayarlaması, çünkü botoks bir nevi doza bağımlı bir ilaçtır. Bunun dozunu yanlış ayarladığımız zaman yanlış etkilere gitmiş oluyoruz. Bunu da istemiyoruz. Orta yüz bölgesinde üzgün yüz ifademiz var. Evet. Aynı zamanda nazolabial çizgilerimiz var şu şekilde. Nazolabial çizgileri ve üzgün ve elmacık kemiğimizde çökme var burada. Elmacık kemiğimizdeki çökmeyi gidermek için orta yüzü önceliğimiz, hatta göz altında torbalanma da aslında buradaki elmacık kemiğindeki çökmeye bağlı. Biz eğer orta yüzde elmacık kemiklerini doldurduktan sonra gerersek, yine de dolguyla. İpaskıyla mı? Bu dolguyla yapılıyor. Önceliğimiz dolgu. Aslında ipaskı uygulaması. Daha sonrasında ipaskı uygulaması. Çünkü öncelikle hacim kaybını yerine koyuyoruz. Sonrasında yüzü geriyoruz. Eğer tek başına ilk başta ipaskı uygulaması yaparsak yüzümüzü gerdiğimiz zaman hacim kaybını gidermemiş oluruz. Çünkü burada da hatta böyle sadece tek başına ip askı hafif şişkinlik oluşturabilir. Önce bu doldurup şişkin, sonra ip askı mı diyorsun? Evet. Önce dolgunluğunu yerine koyuyoruz. Hacim kaybını yerine koyuyoruz. Daha sonrasında da ip askıyla yüzü yukarıya doğru gererek gençliğimizi sağlamış oluyoruz. Ah, sen buradayken gözaltı ışık dolgusunu nasıl yapıyorsun? Şimdi gözaltı ışık dolgusu aslında kontraindikasyon oluşturuyor. Çünkü göz altında yağ yastıkçıklarının inmesine bağlı olarak bir torbalanma var. Ama göz altındaki çökmelere bağlı olarak oluşan gözaltı ışık dolgusunda yine de önceliğimiz orta yüz dolgusudur. Çünkü göz altında olan çökmeler hem burnun iç kısmı, hem gözaltı, hem dış kısmında olan boşluklara bağlı olarak oluşuyor. Tek başına, tek bir sebepten dolayı olmuyor. O yüzden önce burnun iç kısmında, elmacık kemiğinde çökmeye bağlı olarak oluşan boşlukları dolguyla doldurduktan sonra tekrar gözaltı ışık dolgusuna geçmek. Aslında bu kadar oturmasına bu kırışıkların müsaade etmemek lazım. Evet, kesinlikle. Özellikle de şunu kaçınmamak gerekiyor. Genç yaşta başlamak gerekiyor. Ben gencim. Bakın, mimik kırışıklıklar oluştuğu andan itibaren botoksa müdahale etmek gerekiyor. Evet. Bu 20'li yaşlarda da olabilir. Tabii. Bu 30'lu yaşlardaki 20'li yaşlarda son zamanlarda çok fazla rastlıyoruz mimik kırışıklıklara. Tabii. Çünkü göz çevresi gerçekten çok erken yaşlanan bir bölgedir ve buna direkt müdahale edilmediği zaman artık kırışıklıklar maalesef oturmuş oluyor ve bunların çözülmesi zaman istiyor. Ameliyatsız bir şekilde çözülmesi zaman istiyor ve gerçekten sonrasında da cilt kalitesini iyileştirmeye yönelik tedavileri yapmak gerekiyor. Dudak dolgusu mesela. Ah Selim ya. Çok seviyorum. Kıyamam ah Selim. Sizi çok seviyorum. Suadacığım, dudak dolgusunda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Şimdi dudak dolgusu yapıldığı zaman dudak dolgusunu yapıp geçmemek gerekiyor özellikle. Yani buraya sıkıp geçmemek gerekiyor. Şimdi öncelikle dudağın şekline bakıyoruz. Mesela Ahsen Hanım'da dudağımızın şekli aslında rujdan dolayı birazcık üstünü kapatmış ama küçükten ziyade yaşlanmaya bağlı olarak birazcık daha... Yani çok dolgulu değildir, etli değil. Yaşa bağlı olarak bunların hepsi normal ama gülümsediğin hiç önemli değil. Daha ne var ya, 38 yaşında kalın. 38'e girdi yeni ayol. Maşallah.
Önemli olan güzel kadınsınız. Önemli güzel olan bu. Evet. Bazınız önemli. Aslında güzel kadın. Çok ondan dolayı çok önemli olan kadın. Bu. Güzel kadın. Size tedavi etmek kolay. Dudak dolgusunda önceliğimiz tabii ki de dudağımızı yukarıya doğru kıvırmamız gerekiyor. Dudağın şeklini yere koymak evet. gerekiyor. Dudağın şekli zaten genç ve dolgun. Evet, güzel genç ve dolgun benim. Gösteriyor. Eğer dudak şeklini yerine koyuyorsak, yukarıya doğru kıvırıyorsak tüm yan etkileri de gidermiş oluyoruz. Teşekkür ediyoruz.